Fenerbahçe Televizyonu'ndan Merhabalar Tarih ve Fenerbahçe programımızla karşınızdayız. Her hafta olduğu gibi yine Fenerbahçe Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Doçent Doktor Efes Sıvış hocamızla birlikteyiz. Merhaba hocam. Merhabalar Selen Hanım. Evet geçtiğimiz hafta 1913'te Fenerbahçe'nin tüzüğünü konuşmuştuk ve tüzüğünü Cemiyetler Kanunu'na göre tescil ettiği konusuna değinmiştik. E, bu sefer 1914'ten ben 1913'ten 1914'e geçmek istiyorum, e, oradan devam edelim istiyorum. İlk olarak e, genel bir değerlendirmeyle de başlamak istiyorum. Şimdi Osmanlı 1914'te e, Rus takımlarıyla maç yapmak için Odessa'ya gittiği bilgisi tabii ki biliniyor. Hı hı. Bu dönemde Rusya özelinde değil fakat genel çerçevede e, diplomatik ve uluslararası ilişkiler anlamında dilerseniz pozisyonlarla ilgili anlatmaya başlayalım. Tabi. Yani Osmanlı Devletinin e, dönemin şartlarında siyasi, iktisadi, diplomatik açıdan pozisyonu son derece zor, hı. ağır koşullar altında e, bir Avrupa uyumu olmuştu. Hı. Napolyon Savaşları'ndan sonra bir Viyana Kongresi 1815'te. Esasında bu 1815'teki Viyana Kongresi Metternich vardı. Avusturya, Avusturya hı hı. temsilcisi esas olarak onun dizayn ettiği bir sistemde bu. Tabii bir daha Napolyon Bonapart'ınki gibi bir revizyonist bir manzara doğmasın. Bütün imparatorluklar birbirlerine saygı göstersinler ve bu Avrupa uyumun içerisinde de hiçbir işgal bir daha yaşanmasın ve Osmanlı da bunun bir parçası esasında. Hmm. Osmanlı da parçalanmasın. Yani Metternich esasında Viyana Kongresi'ne Avrupalı devletler oturdu 1815'te. Ve bundan sonra Napolyon'un bütün Avrupa kıta Avrupasını talan ettiği gibi bir süreç yaşanmasın diye hiç kimse birbirinin sınırına müdahale etmesin ve Doğu sorunu da olarak bilinen Osmanlı da parçalanmasın. O da yaşamına devam ettirsin. Çünkü eğer ki parçalanırsa Doğu sorunu olarak bilinen sorun Osmanlı'nın topraklarını kim paylaşacak? Hı -hı. Asimetrik olarak paylaşılırsa eğer bir birisi daha diğerinden daha fazla güçlenebilir. Mesela Hı -hı. Boğazlar kimin olacak? Evet. Ee, gibi ya da Ege'ye Akdeniz'e hangi güç daha kolay bir e, erişim sağlayacak gibi sorunlar ortaya çıkmasın diye esasında böyle bir Avrupa uyumu yakalanmıştı. Fakat 1821'de esasında Mora isyanlarıyla Ruslar bu uyumu bozdular. Çünkü bir Yunan isyanı çıktı hı hı. ve daha sonra bu Yunan isyanına karşı Osmanlılar tabii zayıf kaldı ve Yunanistan 1829'da bağımsızlığını ilan etti. Zor dönemlerden bahsediyoruz Osmanlı açısından. Hem diplomatik olarak hem iktisadi olarak 1820 1838'de bir balta Baltalimanı anlaşması var İngilizlerle. bir kapitalist ekonomiye eklemlendi Osmanlı ve İngilizler karşısında sanayisi güçsüz. Çünkü sanayi devrimini İngilizler geçirmiş. Bu mass production dediğimiz kitlesel üretim süreçlerine girmişler e, Hindistan'ı sömürgeleştirmişler. Buradan tekstil mamullerini alıyorlar, ham maddeleri getiriyorlar Londra'da e, dokuma tezgahlarına dokuyorlar. Ve bu Balta Liman Anlaşması gümrük vergilerinin indirilmesi anlamına geliyordu Osmanlı'nın. Yani İngiliz malları buraya gelip serbestçe hı hı. E, satış yapılabiliyordu. Ve tabii bu İngilizler çok ucuza mal edebildiği için bu ürünleri Osmanlı'nın sanayisi o kadar gelişkin olmadığı için iktisadi olarak zora girdi. Ve bu bir kapitülasyondu. iktisadi olarak verilen bir imtiyazdı. Bunu sadece İngilizlere vermedik. Ee, Amerikalılara verdik 1830 yılında bir ticaret ve seyri sefahin anlaşmamız var işte Fransızlara verdik Dolayısıyla Türkiye uluslararası kapitalist sistemin bir pazarı haline geldi <laughs> Henüz rekabet gücü oluşmamasına rağmen Dolayısıyla iktisadi olarak zor bir dönemden bahsediyoruz Çünkü Osmanlı batının geçirdiği kapitalist devrim süreçlerini geçirmedi ee, Osmanlı daha e, farklı bir toplumsal düzeni vardı Sermaye birikimi yoktu özel sektör yoktu bir şekilde Batı'daki İngilizdeki gibi İngiltere'deki gibi o iç savaş deneyimlerini yaşamamıştı Şanlı Devrimi, parlamentonun yükseldiği güçleri daha dar bir elit grubu e, eliyle yaşanmıştı bunlar işte birinci yeni Osmanlılar demiştik, Jön Türkler demiştik. Dolayısıyla iktisadi olarak da zor bir dönemde. Diplomatik olarak da en uzun yüzyıl olarak e, dillendiriliyor bu literatürde. Niye en uzun yüzyıl? Çünkü o yüzyıl diğer yüzyıllardan ne farkı var? Çünkü çok zor geçti. Çok toprak kaybı var. İşte Balkan Savaşları var 1912-13. Ee, ...Trakya'daki Edirne dahil tüm topraklarını kaybediyor. Selanik'i kaybediyor, Atatürk'ün doğduğu yeri. Makedonya'yı kaybediyor. Ee, ayrılıkçı hareketler Fransız ihtilalinden sonra, 1789'dan sonra son derece güçlü bir şekilde... ...ve dış güçlerde Fransızlar, ee, Ruslar, İngilizler hatta Amerikalılar... Hı -hı. Osmanlı'nın içerisindeki gayrimüslim tebaayı, unsurları bir şekilde provoke ediyor ve bağımsızlıklarını kazanmaları yönünde de onları teşvik ediyor. Dolayısıyla Osmanlı bir yandan da bunlarla uğraşmak zorunda evet. kalıyor. Ee, ve e, o 1800'li yıllar ve 1914'e kadar, o Birinci Dünya Savaşı sürecine gelene kadar hep bir denge siyaseti. Yani hangi ittifakın yanında durayım? Rusların Hı. yanında mı durayım? İngilizlerin yanında mı durayım? İkinci Abdülhamit de hep bunu yapmıştı. 1878'de, 1900'de hep bir denge siyaseti. Hatta buna bir yöntem bulmuştu. Pan-İslamizm demişti. En azından bir İslam'ı bir şemsiye olarak yapayım da bütün İslami grupları ya da İslami milletleri ee, kendi şemsiyem altına toplayayım da çünkü Ruslar da benzer bir şekilde panslavizm yapıyor. Onlar da Slav ırkını bir şemsiye olarak kullanıp ee, bir şekilde işte içerideki gayrimüslim tebaları, Ermenileri olabiliyor. Bunlar protestanlar yapabiliyor, ortodokslar yapabiliyor. Bir şekilde provoke etmek suretiyle Osmanlı diplomatik olarak da ez cümle, iktisadi olarak da zor bir süreçte ve artık 1914 yılına bu konuştuğumuz yıllara gelindiği Hı -hı. vakit artık Birinci Dünya Savaşı'na gelinin, e, gelindiğinde savaştan da yorulmuş. Yani 1911'de Trablusgarp'ta İtalyanlar kalkmış. Ee, Kuzey Afrika'daki Osmanlı'nın son kalan toprağı bugünkü Libya, o günkü Trablusgarp'ı işgal etmişler. 1911 Mustafa Kemal de oraya gidecek. Orada Sunnisi tarikatını örgütleyecek ve İtalyanlara karşı mücadele edecek. Ve hatta başarı da kazanacak. Orayı işgal edemeyecekler. 12 adalara bugün çok adalardan bahsederiz biliyorsunuz. O dönemde Uşşi Anlaşması ile İtalyanlar bırakıldı. On, 12 adaları işgal etmesiyle Trablusgarp bizim elimizden çıkmıştı. 1911. 1912-13 hemen arkasından Balkan Savaşları yani Trabluskarp Savaşı bitiyor. 12-13 hemen Balkan Savaşları başlıyor. Korkunç bir hezimet. Dolayısıyla Osmanlı askeri olarak da çok zorda. Balkanlardaki neredeyse bütün topraklarını Edirne dahil bir Osmanlı başkentinin kaybedilmesi büyük bir travma. Daha sonra Enver Paşa gitti İkinci e, Balkan Savaşı'nda bunu geri kazandı fakat diğer Selanik Makedonya bütün topraklar gitti. Dolayısıyla zor bir dönemden bahsediyoruz evet. Osmanlı açısından hem diplomatik hem e, iktisadi ekonomik anlamda artık e, askeri olarak güçsüz olduğu belirginleşmiş, <laughs> teknolojik olarak bir şekilde Batı'nın gerisinde kaldığı son derece açığa çıkmış aydınlanmayı, işte pozitivizmi ve bir takım süreçleri artık daha Geç bir şekilde yakalamaya çalışmış 3. Selim döneminden itibaren fakat bu tabi batının karşısındaki geri kalmışlığını hem askeri e, sahada hem de iktisadi sahada e, gözükmesine engel olamamış bir durumda. Evet 1914'te e, Rus takımlarıyla maç yapmak için Odessa'ya gidiliyor. Siz aslında birazcık Osmanlı-Rus ilişkilerinden kısaca bahsettiniz ama daha böyle detaylı detaylandırırsak e, aralarının nasıl olduğunu, işte e, diplomasi boyutunda neler yaşandığını daha da açmak ister misiniz yoksa hemen e, Fenerbahçe tarafına da geçeyim mi? Tabii Ruslarla ilgili de belki birkaç söylemek birkaç şey söylemek gerekir. 17. ve 18. yüzyıllarda Osmanlı'nın en büyük iki e, rakibinden birisi Ruslar. Diğeri de Habsburglar ya bugünkü Avusturya onun e, halefi olan. Hı hı. Dolayısıyla Osmanlı ile Ruslar arasındaki bu gerilim politikası çok uzun senelere Çarlık Rusya'sına dayanıyor. Ve klasik olarak bütün tarih derslerine bilinir işte boğazları ele geçirme evet. ve sıcak denizlere inme gibi bir politikası var Rusların. Tabi Osmanlılara karşı e, bu Yunan isyanını mesela destekleyen onlar. Yani Yunanistan'ın bağımsızlığını kazanmasının birinci sebebi. Ee, Ruslardır. Biraz önce bu 1815'te bir Avrupa uyumundan bahsetmiştim. Ona Ruslar da katılmışlardı. Yani hiç bundan sonra bir işgal olmasın. Çünkü Yunanistan'ın isyan etmesi demek... O diğer imparatorluklar mesela Rusların içinde de bir bölümün isyan etmesi anlamına gelir. Avusturya'da da benziyor. Çünkü bunlar çok uluslu imparatorluklar. Fakat Rusya sanki böyle bir mutabakat yokmuş gibi gel, kalktı. Yunanistan'ın isyanını yani Mora isyanını destekledi. Ve hatta desteklemekle kalmadı. İngiltere'yi de yanına aldı. Fransa'yı da yanına aldı ve geldiler Ege'de Osmanlı'nın bütün donanmasını yok ettiler. Navarin'de travmatik bir olay. Osmanlı'nın tüm donanması kül oldu. daha sonra bir 1878 77 78 93 harbinde Osmanlı-Rus Savaşı da travmatik bir olaydır. Ta hemen buraya ee, ...Yeşilköy'e kadar geldiler Stefanos Anlaşması'yla. Neredeyse İstanbul'u işgal edecekler. Hemen dış güçlerden, İngilizlerden yardım istedi Osmanlı. Çünkü askeri bakımdan çok güçsüzler. Çok güçsüzdü. Ee, ifade ettiğiniz gibi. Ee, ve ayrılıkçı hareketleri de destekliyordu. Yani Bulgarların ayrılmasını, Sırpların, Bosna Hersey'in, evet. Eflan, Boğdağ'ın... ...ve hep o süreçte bunlar patır patır evet. e, bağımsızlıklarını kazandılar. Mesela Bulgaristan'ın bir şekilde bağımsızlığını kazanması da yine... Ee, Ruslara borçludur 1774 Küçük kaynarca döneminde Kırım'ın elden çıkması da travmatik bir olaydır Belki biraz da ona değinmek lazım Çünkü Müslüman yoğunluklu bir nüfusa Sahip olan Kırım'ın artık elden çıkması Ve Rusların hakimiyete girmesi Kademeli olarak önce Kırım Hanlığı özelliklerini ilan etmesi Daha sonra da tamamen bağımsız olması Ve birkaç sene sonra da Ruslar tarafından işgal edilmesi tabi Osmanlı açısından çok travmatik bir olay çünkü ilk başta bu askeri açıdan yenilgiler biraz komutanların beceriksizliğine ya da öngörüsüzlüğüne falan bağlanıyordu hı hı. fakat Kırım'ın elden çıkması o 1700'lerin ikinci yarısında 1770'lerde artık gösterdi ki mesele son derece yapısal yani askeri ve teknolojik açıdan geride kalınmış dolayısıyla Ruslarla Osmanlıların bu gerilimi e, öteden beri yaşanılan bir süreç. 1877 78 bu Ayas Stefanos'a geldiklerinde mesela çok e, klasiktir. 2. Abdülhamit Yıldız Sarayı'ndan kalkıyor. Savaş koşullarını konuşmak üzere yani barış koşullarını daha doğrusu e, kayığına biniyor ve Beylerbeyi Sarayı'na e, Grandük Nikola'nın ayağına gitmek durumunda kalıyor. Çok gururunu zedeliyor. Bu hı hı. tarih kitaplarına mesela yansımıştır. Niye? Çünkü o kadar kötü bir şekilde hizmete uğramış ki. Evet Gazi Osman Paşa Plevne'de çok ciddi bir ee, savunma yaptı falan ama en sonunda o savunma hattında yardılar. Çünkü sayısal olarak da mesela üstünler 1 milyon kişi var Ruslar tarafında. Çünkü diğer bütün dev içerideki yapıları da topluyorlar. Ve bizim Osmanlı'nın güçleri 200-300 bin e, bandında. Dolayısıyla hani Ruslarla Osmanlılar arasında böyle bir gerilim var. İşte Yunanistan'ın evet. bağımsızlığını kazanma sürecinde doğrudan etnik eterya e, cemiyetini ...teşvik eden, onun kurulmasına sebep olan unsur Ruslar. Dolayısıyla Ruslarla Osmanlılar arasında böyle bir gerilim var. var. Ve Osmanlı'daki ayrılıkçı hareketleri, Ermenist, Ermenilerin ayrılıkçı hareketlerini... ...mesela Balkan Savaşları'ndan sonra şunu kabul ettiriyorlar Osmanlı'ya... ...Doğu bölgelerinde ikiye ayrılsın, Ermenilerin yoğun olarak yaşadığı bölgeler... işte ...Muş, Bitlis, Erzurum, Erzincan, Ağrı, Mardin gibi ve bütün bunlara hem iki ayrılsın hem de başlarına birer tane yabancı müfettiş getirilsin hı hı. gibi koşulları kabul ettiriyorlar Osmanlı'ya. Yani bu kadar zor durumda Osmanlı evet. bunları kabul etmek durumunda Sorular. kalıyor ve böyle bir gerilim fakat bu 1914'de gelindiğinde Osmanlı bir ittifak arayışında. Yani hem Ruslarla şöyle bir anlayış anlatı vardır. İşte Osmanlı 1. Dünya Savaşı'nda Almanların yanında yer aldı hı hı. ve Almanlar <laughs> yenildi. Dolayısıyla yanlış bir karar verdi Enver Paşa. Hı hı. Bu kısmen doğru çünkü esasında doğrudan Almanlara gidilmedi. Bu 1914 yılına gelinize bu Fenerbahçe'nin maçları da olduğu dönemde Osmanlı yöneticilerinin daha doğrusu İttihat, ve Terakki artık ele almış. İkinci Abdülhamit gitti. İttihat ve Terakki siyasi rejimi kontrol altına almış. Esasında ilk İngilizlerin, Fransızların ve Rusların kapısını çaldılar. Bu Fenerbahçe maçları da o esasında kapı çalma dönemlerine tekabül ediyor. Yani doğrudan gidip Almanlarla biz Birinci Dünya Savaşı'na gelelim demedik. Önce kalktı bizim eski maliye e, nazırımız Cavit Bey. E, Winston Churchill'e gitti o dönem bakan olan. Bir ittifak arayışı Birinci Dünya Savaşı'nın hemen arefesinde. E, reddettiler, istemediler. Hı hı. Keza e, Talat Paşa, dahiliye nazırımız, Rus Dışişleri Bakanı Sazonov'a gitti. Gene bir, hemen bu süreçte bir ittifak arayışı. Dur bakalım, diğer müttefiklerimize soralım. Çünkü o dönemde Ruslar, İngilizler ve Fransızlar müttefik. Yani Osmanlı bunların hepsine teker teker gidiyor ittifak yapmaya fakat olumlu bir yanıt alamıyor. Hı hı. Keza Cemal Paşa Fransızlara gitti. Fransızlar Ruslar ve İngilizlerden daha sıcak yaklaştılar fakat müttefiklerinin rızasını alamadıkları için o ittifakta geçerli olamadı ve Almanlar esasında son ee, opsiyondu. Ee, Kaiser Wilhelm döneminden, ikinci Abdülhamit döneminden beri böyle bir yakınlaşma var. Burada demir demiryollarını yapmışlar bize işte Berlin-Bağdat demiryolu da Konya'dan da geçen bir Deutsche Bank'la e, finanse ettikleri, finansmanlarını sağladıkları bir ilişkimiz var. Hı hı. Kaiser Wilhelm kalkmış Türkiye'ye gelmiş, 2. Abdülhamit gitmiş gibi e, Almanlarla olan şey son raddesi. Fakat Ruslarla olan bir ittifak arayışımız da var. Onu da belli etmek lazım. Ve hemen 1914'te yani 1. Dünya Savaşı'nın çıkmasından hemen önce Fenerbahçe'nin de e, oraya gitmesi... İşte bu döneme rastlıyor. Çünkü hı hı. Ruslarla bir yakınlaşma süreci var. Rus Osmanlı mesela bir dernek olur. Rus Osmanlı Dostluğu Derneği. Başına es e derneğin başkanı da yine eski bir nazır mesela. Dolayısıyla bu Ruslarla o dönemdeki yakınlaşmamız hem sportif olarak da sporun da bir e araç ve bir dostluk vesilesi olarak kullanıldığını burada görüyoruz. Yani Ruslarla ilişkileri iyiye, iyiye götürmek hı hı. E ve bir şekilde belki de bir müttefik ilişkisine tahvir etmek gibi bir gayret burada söz konusu. E, tabii orada e, o zamanlar yine futbolun e, bazı diplomatik işlerin içine girdiğini de görüyoruz. Tabii e, tarihsel anlamda bir takım olaylar yaşanırken e, Fenerbahçe'nin ilk müsabakalarının Odessa'da Ruslara karşı olması e, burada Osmanlı'nın yaşadığı birazcık e, psikolojik travmalardan da bahsedebiliriz diye düşünüyorum. Tabii e, literatürde ve ilk bakışta Osmanlı'nın e, yani Fenerbahçe'nin Osmanlı'nın bir takımı olarak dönemin Fenerbahçesi'nin ...çok da parlak sonuçlar almadığına yönelik bir inanış var ama... ...ben çok katılmıyorum çünkü baktığımız vakit... ...yani 3 tane maç yapmış... ...bir tanesi 2-1 kaybetmişiz... Hı hı. Bir tanesi 1-0 kazanmışız. Yani 2-1 orada bir de bir de ilk defa gidiyoruz. Kime göre? gerçi? Kime göre? Neye göre? İlk evet. defa yurt dışına çıkmış bir takımın performansı için bana göre ben e, baktığım vakit verilere. Yani bir e, tabii futbol uzmanı değilim belki futbol uzmanları <laughs> Şimdi tabii ki halk olarak lazım. E, ama? şimdi e, zaman zaman böyle taraftarların da tepkilerinin e, işte kazanıyorsun kazanıyorsun ama bir maçta kaybettiğinde e, bir tabii. olumsuz tepki alıyorsun. Bir hayal kırıklığı yaşadıklarını ifade ediyorlar. Doğru. Futbol sektörü çok daha e, konsolide olmamış yani Hı -hı. sektörelleşmemiş yani evet. Ruslar çok daha gelişkin bu futbol konusunda biliyorsunuz 1800'lü yılların ikinci yarısında Londra İngiltere'den Hı -hı. türemiş bir oyundu ve Ruslar esasında bu işi daha profesyonel yapıyorlar. Fenerbahçe ve Türkiye'deki spor kültürünün gelişimi henüz daha çok primitif, çok ilkel. Hı hı. Ve Fenerbahçe esasında orada elinin, elinden elinden gelenin en iyisini yapıyor ve hı hı. ciddi sonuçlar da alıyor. Yani varlık gösteriyor evet, tamamen böyle gösteriyor. bir hezimet gibi bir söz oyun da tabii söz konu, değil konusu mümkün. değil. Evet. Ee, dolayısıyla hani bugün düşünelim. Bugün bir Avrupa hı. maçına çıktığınızda 2-1 kaybettiğinizde Evet. Bu çok kötü bir sonuç mudur? Şu an günümüzde değil. Değildir. Evet. Çünkü bunun e, ev sahipliği vardı, Deplasman evet. zordur, koşullar zordur. Evet. Nasıl bugün konuşuyorsak esasında o gün de çok zor. Çünkü ilk defa bir ülkenin bir takımı, yani Fenerbahçe'nin ilk yurt dışı müsabakalarından hiç bahsediyoruz. Hiç tanımadığı bir takım. Şimdi mesela hiç karşılaşmadığı bir takım olduğunda çeşitli videolar izletiyor teknik Tabii. direktörler. Analizler yapılıyor. E, bir ekibi var e, yapılan analizler futbolcuya sunuluyor. O devirde öyle bir imkan da yok. Hiç... Sadece... Bu maçta Aynen öyle. Yani buradan İstanbul'dan kalkıyorsunuz. Rus bir Rus vapuruna biniyorsunuz. Hmm. Haydi bakalım. Kara, kara, bir de hepsi kusuyorlar. Deniz tutuyor Karadeniz'de bu futbolcuların hiç bilmemişler ki. Başka oralara gitmemişler. Başka ülkede böyle bir performans göstermemişler. Deniz tutuyor, kusuyorlar, ediyorlar, gidiyorlar orada yemeklerini beğenmiyorlar. Kötü bir yolculuk. Ha, yolculuk kötü, e, sarsılıyorlar. E, çok kısa birkaç gün içerisinde 3 maç arka arkaya oynanıyor. Oranın yemeklerine alışamıyorlar. Hmm. Bazıları otelden e, Nusret Bey'in 1920 yılında Spor Alemi dergisindeki yazıların hatıratlarından esasında bunları daha hakimiz. Bazıları otelde e, eğlenceye vesaire gidiyor. yani Gece geç saatlere kadar. E, o da performans düşüklüğüne sebebiyet veriyor. Dolayısıyla orada bir, e, bir turizm e, açısından da görülüyor. Hatta şunu da söyleyeyim. En son maç mesela Odesa ile o kadar futbol profesyonelleşmemiş ki. E, en son maç Odesa'da Arif ve Sabri Bey bizim e, Fenerbahçe'nin defans oyuncuları Mühendisane-i Berri-Hümayun'da öğrenci diye final sınavı var diye geri dönüyorlar. Yani son maça mesela 3-0 kaybettiğimiz o maça Çıkamıyor. çıkamıyorlar. Yani böyle bir şey şimdi mesela söz konusu olur mu? Olabilir, Fakat olamaz, Ruslar. E, o dönemde tabii futbolu daha e, konsolide, daha sektörel bir manada e, pekişmiş bir durumda bir e, şeyden bahsediyoruz ve sadece Ruslar da yok <laughs> takımların içerisinde. Yani ilk Shakasheremetyevski e, takımı, ikinci e, Sporting, üçüncü de bu Odessa. Odessa. Ve içerisinde bu e, Odessa'nın ve Sporting'in Yabancılar var, İngilizler var, Almanlar var. Ee, dolayısıyla farklı takımlardan da bunlar için Ruslar Hı -hı. için böyle bir maneviyat, böyle bir milliyetçilik akımlarını da besleyen. Hı -hı. Hatta Rus hakemlerinin göz göre göre Fenerbahçe'nin mesela penaltılarını vermediği Hı -hı. gibi e, konular ve bunlar diğer tak rakip takımın oyuncuları tarafından da söyleniyor. Hı -hı. E, topuz Hikmet'ten belki bahsetmek lazım. Geçen evet. e, haftalarda evet, konuşmuştuk e, bizim amblemi e, çizmişti biliyorsunuz. Hikmet Topuzer. Hikmet Topuzer soyadı kanından sonra. E, biraz tıknaz. Hatta o ilk e, Odessa'dan vapurla gidildiğinde Drozhki diye bir arabaları var e, Rusların. E, şeyden çıkar internetten. Böyle çok sığ, e, sı, e, derinliği az. Hikmet Topuz da böyle kısa, bacakları kısa ve tıknaz. Biraz. O yüzden hı hı. Topuz'a benzediği için hı hı. Topuz deniyordu ya. E, arabadan düşmüş kaç sefer? yani e, alışık olmadığınız alışık olmadığı için. bir ortam, alışık olmadığınız yemek, alışık olmadığınız seyahat evet. ve karşınızda İngilizlerin, Almanların, Rusların son derece e, disiplinli bir şekilde yetiştiği Eğitimiş. ve eğitilmiş ve e, kalıp olarak da, vücut olarak da ve kondisyon olarak da çok ciddi antrenmanlardan geçen hı hı. E, insanlardan bahsediyoruz ve dolayısıyla bu maçların işte ilk maç mesela 2-1 İkinci maç kaybediyoruz. Hı hı. Hikmet iki gol atıyoruz İkisi de Hikmet Topuzlar. Er. Penaltı kralı dedik işte önümüze geldi. Ee, Topuz Hikmet'in penaltılarıyla esasında orada Fenerbahçe skorlarını elde ediyor. İkinci maç e, Sporting'le ki Odessa bölgesinin o dönemde Rusya ikiye ayrılıyordu e, futbol ligleri olarak. Bir kuzeydeki ligler, iki güneydeki ligler. Güneydeki liglerin mesela şampiyonu Odessa'ydı son oynadığımız hı hı. maç. En sonunda bu Kuzey ile Güney de birbiriyle oynuyor. İşte Odessa Saint Petersburg oynuyor. Odessa Saint Petersburg'u yenip bütün Rusya'nın şampiyonu oluyor. yani. En son kaybettiğimiz 3-0 o. Bir önceki e, ikinci maçımız Sporting'de e, Odessa'nın içerisindeki ligin şampiyonu yani Odessa bölgesinin şampiyonundan bahsediyoruz. Evet. Fenerbahçe'nin durumu ne? Fenerbahçe'de e, İstanbul Ligi kurulmuştu, evet. konuşmuştuk. Bu e, James Lafontaine'in, evet. yani Henry Pierce'ların kurduğu bir ligdi. Dolayısıyla o ligde 1900 12'den itibaren 2 sene arka arkaya şampiyon olmuştur da. 1912'de 12-13'te olmuş. 13-14 sezonunda da olmuş. Yani 2 sene arka arkaya şampiyon olmuş bir Fenerbahçe'nin. Oraya gidip bir e, mücadele ettiğini görüyoruz ve oradaki rakipleri de e, bahsettiğim gibi Rusya'nın gerek Odessa'nın evet. şampiyonluğu ve e, Rusya'nın tamamının şampiyonu olan Hı -hı. E, Sporting ve Odessa takımları. Yolculuklarından bahsettik. Genelde tabii Türkiye liginde baktığımızda yaz aylarında liklerin tatil olduğunu görüyoruz. E, bildiğimize göre 1914 yılının yaz aylarında bu seyahat evet. gerçekleşti. Tam tarih verebiliyor musunuz hocam? Haziran 7 Haziran gibi çok e, tam gününü belki 7 Haziran gibi hatırlıyorum. 7 Haziran'la böyle 14 Haziran 13 14. Hatta sonra da Nikolaev'e geçiyorlar. Bir de orada bir müsabakalar var. Belki onları da daha Aynen. sonra konuşuruz. Yani Aynen. hemen Odessa'nın ardından bir de bugün orası o gün orası Çarlık Rusyası bugün evet. Ee, Ukrayna hatta Rusya Ukrayna savaşının olduğu işte e, Şubat'ta başlayan 2022'nin Şubat'ında başlayan Rusya Ukrayna savaşında da bu Odessa, ve Mykolaiv, bu Fenerbahçe'nin orada performans gösterdiği yerler hep konuşuluyor. Karadeniz'e limanı olan, işte bu tahıl koridoruna da konu olan yer orası. Odessa'dan çıkıyor hı hı. tahıl e, silolarında biriken Ukrayna tahılları ve işte tüm dünyaya oradan Türk diplomasisinin bir şekilde e, marifetiyle başlayan o Tal sürecine konu olan limanda Odessa Limanı. Hı hı. Dolayısıyla e, yaz aylarının başından bahsediyoruz. Evet. Ve 1914'ün bu Haziran'ı Ekim'inde de e, 1914'ün Ekim'inde de Birinci Dünya Savaşı'na gireceğiz ve Ruslara karşı. Hı hı. Ve girişimiz de esasında evet. Enver Paşa'nın Amiral Düzuhon'a gidin ve Sibastopol limanlarını bombalayın demesiyle olacak. Başlıyor. Yani Çünkü bu süreçler Ruslarla olan bu ee, diplomatik, kültürel, sportif faaliyetler bir sonuç evet. vermedi. Bir müttefiklik, bir ittifak ilişkisine dönüştürülemedi, tahvil olamadı. Hı hı. Ve nihayet Osmanlı, Almanlarla müttefik olarak ee, Enver Paşa'nın emriyle, ve hatta hiç de sormadan, diğer bağbaliğe ba de sormadan, ee, Yeniköy'de Said Halim Paşa yalısında Almanlarla imzaladığı bir hı hı. gizli bir anlaşma Ardından Rusları bombalayarak Birinci Dünya Savaşı'na gireceğiz. Bu evet. ondan işte hemen Ekim ayında o, bu ondan birkaç ay önce Haziran ayında da bizim Oluyor. futbolcularımız. Odessa'da ve Nikolaev'de futbol performansları gerçekleştiriyor. Aslında ilk cümlelerinizi kurarken işte Ruslarla Osmanlı arasındaki ilişkilerden bahsederken ve o ilişkilerin tamamen böyle olumsuz olduğundan bahsederken bu davetin Ruslardan gelmesinin nedenini de insan merak ediyor. Siz biraz önce aslında tek bir cümleyle söylediniz. Bu tarz bir organizasyonla bir ittifak kurulamadığı için Savaşın Ekim ayında başladığını ve ilk tabii ki hamlenin onlardan geldiğini biliyoruz. Bu davetin içerisinde başka nasıl böyle düşünceler vardı Ruslar tarafında? Tabii bir teamül var. Osmanlı'nın Ruslarla iyi ilişki kurma eğilimlerinin hı hı. olduğunu hissediyor evet. esasında Moskova ve Çarlık Rusyası. Esasında tamamen de bunu göz ardı etmiyor. Yani evet Osmanlıların bir niyeti var hı hı. sadece sportif olarak değil bahsettiğim bu Türk Rus e, Osmanlı Rus e, cemiyeti ya da derneği kurulmuş o dönemde ve Osmanlı esasında Ruslarla bir müttefiklik bir ittifak ilişkisi kurmaya meyel evet. e, Talat Paşa kalkmış işte Sazonova gitmiş fakat maalesef e, o dönemde kesin bir şey söylemekten kaçınmışlar. Ruslar evet. havayı kokluyorlar. Ruslar sı konjonktüre bakıyorlar. Hı. İngilizler ne yapacak? Fransızlar ne yapacak? Bizim ilişkilerimiz nasıl? Çünkü esasında askeri ve teknolojik üstün açıdan olan onlar. Kesinlikle. Dolayısıyla onlar değerlendiriyor Osmanlı'nın bu süreçteki e, koşullarını ve bu e, şeylerin yani bu kültürel, diplomatik bağların, diplo diplomatik ve kültürel bağlar artık askeri savaşlar bir nebze olsa geride kalmış. Çünkü 17-18. yüzyıllarda, 19. yüzyılda Son derece kanlı, travmatik savaşlardan geçmişiz. Onların sonrasında böyle bir fırtına öncesi sessizlik gibi adeta düşünebiliriz bunu. Ve hakikaten de Haziran ayından sonra da Ekim ayında o fırtına başlayacak. Ve Enver Paşa'nın talimatıyla e, Yavuz zırhlısı, Goben ve Braslau Yavuz ve Midilli'ye çevirdik biz onları biliyorsunuz. Hı hı. Alman gemilerini e, bize sığınanlara biz satın aldık dedik. Ve esasında bu Goben ve Braslav e, Gambotlarıyla hı hı. Amiral zuhana verdiği talimat neticesinde Enver Paşa Ruslara bombalama emri verecek ve Birinci Dünya Savaşı'na e, Osmanlı resmen girmiş olacak. Evet tabii ki yolculuğunu konuştuk Fenerbahçe'nin ve orada olan sonuçlardan bahsettiniz. Seyahat sırasında ne koşullarda aslında seyahat ettiklerinden evet. bahsettiniz. Ee, birazcık e, Osmanlı halkındaki etkisinden bahsettik. Aslında bu maçların ardından Osmanlı-Rus ilişkilerinin biraz sonuçlarına da değindiniz. Ben programı yavaş yavaş kapatacağım. Son olarak hem Fenerbahçe'nin yaşadığı bu olaylar ve sonrasında tabii ki geri döndükten sonra Rus ve Osmanlı ilişkileriyle ilgili bir şey söylemek ister misiniz? Çünkü Ekim ayında da savaşın çıktığını zaten tabii. biraz önce söyledik. Evet 1914'te tabii savaşa girecek fakat 1914'te Osmanlılar Ruslara karşı hatta Kafkasya cephesinde Mustafa Kemal de orada generalliğini alıyor. Evet. Ee, onlara karşı savaşırken hatta Moşu de geri alacak. Ee, savaşın sonrasında Osmanlı e, Türk yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti e, 20'de kurulan Mustafa Kemal'in kurduğu meclis ve Osmanlı Rus ya da Türkiye Rus artık Türkiye Rus ilişkilerinin düzenlenmesi de Mustafa Kemal Paşa dönemine tekabül edecek yani bütün bu şeyler esasen savaşın çıkmasına vesile oldu ama kümülatif bir şekilde bir birikim de oluyor yani böyle bir dostluk bir sportif bir kültürel bir bağ bunlar tamamen göz ardı edilmiyor nitekim e, konu Mustafa Kemal Paşa'nın örgütlediği Yunanlara karşı savaşa geldiğinde Ruslar Troşki e, bize yardım ettiler altın verdiler silah verdiler dolayısıyla o dönemde bir hatta milli mücadeleden sonra da Yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti ile Sovyetler Birliği'nin arası çok iyiydi hı hı. ve hatta e, Atatürk' hiçbir zaman komünizmi kabul etmedi hı hı. ve ya da komünizm buraya e, getireceğini böyle bir sistemi getireceğini kabul etmedi fakat kabul etmemesine rağmen iyi ilişkilerde kurmayı başardı Hatta 1925 yılında bir saldırmazlık ve dostluk paktı imzaladık Biz karşılıklı hı hı. ve bu Atatürk döneminde oldu Ta 1945'e kadar 20 sene boyunca bu saldırmazlık paktı e, geçerli oldu dolayısıyla e, bu uluslararası konjonktür tamamıyla o dönemde e, tabii menfaatler farklıydı fakat Milli Mücadele döneminde artık 1917'de bu Bolşevik devrimi olduğunda yani Lenin devrimi olduğunda Çarlık Rusyası devrilip Lenin artık bir Bolşevik Sovyet Sovyet, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği ne doğru olan gidişatta artık Türk Rus ilişkileri farklı bir yörüngeye girdi. Ta ki 1945'e kadar yani hı hı. E, Mustafa Kemal'in 1920 e, meclisi açtığı dönemden 1945'e kadar Osmanlı-Türk-Rus e, ilişkileri İkinci dünya savaşına bir par belki parantez açmak lazım ama e, iyi bir seyirde ilerledi. Peki çok teşekkür ediyoruz Efe hocam bugün de yine verdiğiniz bilgiler için e, diğer programda yine görüşmek üzere. görüşmek üzere. Ee, e, sizden Hanım. istediğimiz bilgileri almak dileğiyle diyorum çok mersi. Teşekkürler. Evet Fenerbahçe Üniversitesi Siyaset, Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Doçent Doktor Sayın Efe Sıvış hocamızla birlikte tarih ve Fenerbahçe programını bugün de noktalıyoruz. Hoşçakalın.